Talha Bey, bir soru daha var. Türkiye'den Evet. emekli olduğum halde yurt dışında yaşamaya devam edebilir miyim? Türkiye'den emekli olduğu halde yurt dışında yaşamaya devam edebilir. Türk dışında yaşama eskiden, yani onu da biraz tarihçesini söyleyelim, şartı vardı. Kesin dönüş şartı getirildi kanunda. Türkiye'den emekli olacaksan kesin döneceksin. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Anayasaya aykırı buldu. Seyahat özgürlüğünü kısıtlama olarak buldu. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu kesin dönüşün tanımını şöyle yaptı. Yurt dışında çalışmayacak, yardım almayacak, işsizlik ödeneği almayacak şeklinde bir tanımlama yaptı. İsterse yaşasın, seyahat özgürlüğü karışamaz ona. İstediği kadar yurt dışında kalabilir. Bir sent bile çalışamazken mini job hakkı geldi geçtiğimiz Haziran ayının, 2020 yılı Haziran ayında mini job yapma hakkı geldi. Mini job da şu demek, Almanya için mini job, Almanya'da yaşayanlar bilir de diğer ülkelerde yaşayanlara farklı gelebilir. Diğer ülkeler için de şöyle tanımlayabiliriz. Sigorta kapsamında olmayan küçük çalışmalar yapılabiliyor. Buna izin çıktı. Eğer sizin işçi olarak maaşınızdan kesinti yapılmıyorsa, sigorta primi ödenmiyorsa bu durumda siz çalışabiliyorsunuz. Bu kazancı elde edebiliyorsunuz. Şimdi yurt dışında o zaman ne diyebiliriz? Evet, yaşayabilir bu kişi ama 6 aydan 6 aya yoklama belgesi göndermek zorunda. Bir de bu yoklama belgesini neden istiyor devlet? Özellikle çalışmadığını, yardım almadığını, işsizlik ödeneği almadığını kontrol etmek için istiyor. Eğer bunu göndermezse, 6 aydan fazla yurt dışında kaldığı halde bunu göndermezse, kurum aylıklarını durdurabilir, dondurabilir, yatırdığı paraları geri çekebilir. Konuyu araştırana kadar, öğrenene kadar da aylığı durdurabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için yoklama belgesi de gönderilmesini tavsiye ediyorum. Tabii ki göndermeyenler vardır. Evet, çokçadır. Çoğu göndermiyor. Buna rağmen kesilmiyordur, doğru. Çünkü SGK şu anda herkesi kontrol edebilecek potansiyelde değil. Sadece tombaladan çıkanları işte göndermedi, keselim gibi yapabiliyorlar ama ilerleyen dönemlerde bu kontrolü bir sisteme oturturlarsa 6 aydan 6 aya yoklama belgesi göndermeyenlerin maaşını da otomatik bloke ederler. Nasıl ki G-Borcunu otomatik çıkarıyorlar. Manuel değil. Direkt otomatik sistemsel çıkıyor. Aynı şekilde bu yoklama belgesinde sistemsel olarak çalışmalar var. Bunu yaparlarsa sistem otomatik maaşları durdurur. Onun için yurt dışında yaşayanlara da tavsiyem bu. Özetle evet, yurt dışında yaşamaya devam edebilir ama bu anlattıklarıma dikkat etmesi gerekir.